Hayırdır böyle kravat falan takmışsın? Böyle bir şeyler, bir çabalar falan tatlı tatlı. Kendini pazarlamak diye bir şey var Yağmur. Canım, bana şu tabağı verir misin? Şunu. Canım. Ne dedin sen bana? Hı. Dedim. Ne kadar da hoş oldum. Benim güzel buldum yani, hoşuma gitti bunu. Sen de bana bir tanem demiştin. Bir tanem. Dedi. Ne zaman dedim? Dedim mi? Demişimdir. Şu şapşal hallerine bayılıyorum. Aklımı başımdan aldığın doğrudur. Aferin sana. Sevdiriyorsun kendini. Bak Selim Kara'dan bile aferini kaptım. Yürü buradan. Bilmiyorum Yağmur. Sanki benim alnımda böyle kızınıza talibim yazıyormuş gibi geliyor bana. Yok ya, bence sen gayet iyi idare ettin. Güzeldi yani, gerilme. Çok güzeldi masada. Öyle her an Samcun beni tokatlayacakmış gibi bir his var içimde. Öyle bir enerji veriyor bana yani. Sen dayak arsızısın. Ondandır. Üniversiteyi de bitirecek misin? Bak buna da çok sevindim. İkna olsunlar da ne gerekiyorsa. İkna olsunlar diye değil. Bizim için yap. Gel bakayım. Alışmamışım seni böyle görmeye. Şimdi biraz gevşeteyim. Görecekler. Bu gizli saklı yaşama olaylarından ben artık sıkıldım Yağmur. Böyle olmuyor, bize gelmiyor. Buram da benim. Buraya gelmeden önce ben savcımla konuşacaktım, biliyor musun? Ne oluyor? İyi misiniz? Tamam. Tamam, bir şey yok anne. Tabak düştü, ben hallediyorum şimdi. Tamam, bir şey yok. Bırak bana, bırak bana, bırak. Akgün, hani babamla konuşmadan bir gelip bana haber verecektin? Biz böyle konuşmadık mı seninle şimdi? Ne oluyor? Daha zaman var dedin. Ne bu şimdi? Yağmur, sen sıkıntıya girme diye ya. Gerilme, stres olma diye ben konuşayım dedim ya. Bitsin gitsin bu iş istedim bir an önce ya. Niye bu kadar acele ediyorsun? Ya ne olacak? Bekleyince ne değişecek Yağmur? Ah. Ne yaptın sen? Ayağın mı kesildi? Ah, tamam. Bakayım. Ah, tamam. Yağmur kesmişsin ayağını. Tamam, bir şey yok Hakkım, tamam. Bir şey sürelim oraya. Bir şey yok, acımıyor. Ben şimdi bir çıkacağım, yara bandı alacağım. Tamam, bir şey yok. Tamam, burayı bırak, burası bende hadi. Ne olacak yani? Ne yapacağım? Nasıl olacak bu iş ya? Ah Yağmur ya. Ne yapayım ben şimdi ya? Sen ne konuşuyorsun kendine? Hı? Ayağımı kestim ya hani, yara bandı. Onu söyleniyordum ya. Nasıl, onun acıyor mu hala? Yok, acımıyor. İyi. Kafan karışıkken Yağmur, hiç böyle neşeli görünmeyi beceremiyorsun. Ne demeye çalışıyorsun? Doğrudan konuş benimle. Kafanı karıştıran bir şey mi var? Ne oldu? Bilmiyorum Akgün, yani çok hızlı gibiyiz. Yani daha sabah evlilik dedik. Şimdi aşağıda söyleyecektim babana diyorsun. Yani olmaz ki böyle. Tereddütün mü var senin? Hayır. Ya. Bilmiyorum. Hissettiklerimi yaşamak için sanki geleceğe borçlanıyor gibiyim. Bu çok korkutucu. Bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Annen baban? Onlar biliyor mu diyor mu? Evlenmeden önce sonrasında ne olacağını biliyorlar mı? Ya da ilk defa evlenenler sonrasını hesaplayarak mı evlendiler? Nedir yani? Yok ben ifade edemiyorum kendimi şu an sana. Sen benden emin değilsin. Hayır Akgün. Hayır, senden emin olmaz olur muyum hiç? Değilsin, benden emin değilsin. Bak eğer kafanda en ufak bir pürüz varsa söyle bana, her şeyi unutabiliriz yani Yağmur. Alınmaca, bozulmaca, gücenmece yok yani. Tamam, yani o zaman öyle yapalım. Ben de en azından neyle baş başa olduğumu bileyim. Saçmalama istersen. Her şey siyah ya da beyaz değil Akgün. Benim için öyle Yağmur. Bir arası, ortası, bir grisi yok. Biliyorsun ya. Bu mu? Tamam. Korktum, ne yapayım? İlk defa yaşıyorum böyle bir şeyi. Sen... Yani...
Nasıl bu kadar net, keskin cümleler kurabiliyorsun? Bunu bana nasıl yapabiliyorsun, yok bitirelimler falan? Sakın. Bak bir daha sakın. Benim seni hayatımdan çıkarmam mümkün. Tamam işte, beni hayatından çıkarmam mümkün değilse benimle beraber olmanın mümkünü de bu Yağmur. Bırak beni evi. Konuştuğumuz şeyler var, sana söz verdim. Yapacağım şeyler var, atacağım adımlar var. Bir bırak, ben kendi yöntemimi halletmeye çalışayım. Bunu konuştuk, sonunda huzur var, sonunda mutluluk var Yağmur. Eğer benim tarif ettiğim gibi olursa mutlu olacağız. Biz, sen de biliyorsun bunu. Ama bana bir izin ver ki ben kendi yöntemimle ilerleyeyim. Tamam, ben sana inanıyorum. Biliyorum. Akgün! Neredesin oğlum? Hadi. Beni savcını bekletme. Tuvaletteyim savcım. Bu da cesaret için. Oğlum hadi ya. Ne kahveymiş bu, Allah aşkına tutturdun kahve kahve diye. Geldi savcım, geldi. Buyur. Afiyet olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi anlat bakalım. Nedir bu kadar önemli konuşmak istediğin şey? İç savcım, bir yudumla. Sonra konuşulur. Oo. Vay. Çok güzel olmuş lan, aferin. Afiyet olsun savcım. Sen hakikaten değişiyorsun galiba ha. Dün gece suratından düşen bin parçaydı, şimdi böyle dipçik gibisin, kahveler falan yapıyorsun. Sayende. Sayemde? Nasıl sayemde? Dün gece yaptığın konuşma benim kafamı açtı savcım. Dün gece ne konuşması yaptım oğlum? Ben kendi hikayemden bahsettim, biraz nasihat verdim falan. Ne olur mu lan ya? Bak, kıssadan hisse yaptım, attım cebime. Sabah da çok güzel uyandım. Maşallahım var yani. İşe yaradıysa? Ne güzel. Yaramaz mı savcım? Hayatımı değiştirdi. Hayatımı değiştirdi? Oğlum sen başladı yine abuk sabuk konuşmaya. Nasıl değiştirdi oğlum hayatımı? Bir iki kelam laf ettik ya orada. Savcım bana dedin yani sen, insan çöplükte yaşayınca kokusuna alışıyor. Ta ki tanımadığı bir koku aklını başından alana kadar. O kokuyu ben de aldım savcım. Yani sana diyeceğim benim. Deme. Deme. Konuşmanın nereye gideceğini biliyorum. O yüzden deme hiç. Ben anlamadım mı sanıyorsun? Ne anladın savcım? Bak, kafanda söylemeyi planladığın ne varsa bence iptal et. Hele o zikretmek bile istemediğin mevzu yüzünden bu değişiyorum tiyatrosunu falan yapıyorsan eğer, oraya bence hiç girme. Kurduğumuz her şeyi ezersin. Ne diyeyim savcım? Bak, gençsiniz, anlıyorum. Gönül düşürmüşsün. Bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Karşısında duramam. Ben kendimle çelişkiye düştüm bu mevzuyla ilgili zaten. Dedim bari bu sefer ezme. O yüzden insanca davrandım. İnsanca yaklaştım. Güzellikle izah etmeye çalıştım. Sen de anlıyormuşsun gibi davrandın. Ama eğer anlamak istemiyorum inadına devam edecek olursan, üslubun da değişir, seninle olan ilişkimiz de değişir. Tamam? Eğer ailemin içinde duracaksan, sana tarif ettiğim şekilde duracaksın. O yüzden şimdi benimle konuşmadan önce iyice düşün, taşın. Kelimelerini dikkatlice seç. Ondan sonra konuşalım. Tamam? Efendim? Alo, Akgün. Ya ben Naz'ın babasını getirdim de sitenin önündeyim, ne yapacağımı bilemedim. Metin Bey mi yanında? Metin mi? Kimin yanındaymış Metin? Ya şu sitenin güvenliğine söylesenize kapıyı açsın. Soner Metin Bey yanındaymış da buraya getirmiş, siteye kapıyı açtırın diyor. Burada da sitenin girişine. Bir alsana. Ne diyorsun ya? Alo. Alo, tamam, açın kapıyı, açın. Yolacı. Ne olmuş? Buraya mı geliyorlar? Buraya geliyorlar herhalde, bilmiyorum. Allah Allah ya. Çok büyük adam sen. Sence yediler mi savcım bunu? Yukarı çık, eşyalarını topla. Gidiyorsun. Bana verdiğin sözü tutmadın. Savcım bir kendime... Kendimi ifade etmeye bir izin... Başlatma lan ifadene. Sen ne dediğinin farkında mısın? Evlenmekmiş. Sen ne? Hayırdır? Nasıl evlenmek bu ya? Senin hayatın mı var ki benim kızımın hayatına da talip olacaksın? Ciddi ciddi benim sana kızımı vereceğim falan mı düşündün? İşçi diyebilince ne olacak?
Ben yelkenleri suya indireceğim. Verdim gitti. Öyle mi olacak? Yok ya. Oğlum siz başka insanlarsınız. Tamam. Babanı falan da sokmuşsun işin içine. Dangalak herif. Tamam. Eyvallah. Tamam git topla eşyalarını. Yağmurlu yüzde içeceksin. Bitti bu iş diyeceksin. Savcım. Alevlendirmeye gerek yok. Ben sessiz sedasız gideyim. Yağmur da hiçbir şey... Tamam lan uzatma. Yürü. Topla eşyalarını bas git. Hadi. Al eşyalarını yürü gidiyorsun. Kendimi yırtıyorum bir de ya adam olacak diye. Salak herif. Her şeyi konuştum Yağmur babanla. Her şeyi. Acayip bir tepki verdi tabii. Çanta var yanında. Kovdu mu seni? İlk tepkisi. Normaldir. Senin önüne şimdi şunu koydu. Bu iş bitti gitti dedirtecekti bana. Demeyeceğim. Böyle bir şey olmayacak. Alışacak. Biz arkasında duracağız. Sağlam duracağız. Hakkından yapamayacağız. Yapacağım bir şey yok ki. Yapamayacağım derken sen neyden bahsediyorsun? Olmayacak. Olmayacak işte. Olmayacak ne demek Yağmur? Gerçekten ben seni çok seviyorum. Ama benim için evliliğin tanımı annemle babam hakkın. Annem 18 yaşında evlenmiş. Hiç düşünmeden, bak hiç düşünmeden evet demiş. Bugün annem hala o evet'i sorguluyor biliyor musun? Büyürken, yalnız kaldığında, çaresizken hep bunları sorgulamış ve bunun en yakın şahidi ben. Ve şimdi aynısını ben yapıyorum. İstemiyorum. Annemin geçtiği yoldan geçmek istemiyorum. Yapmayalım bunu Hakkı. Sırf babamı mutlu etmek için böyle bir şeye girişmeyelim lütfen. Ben sizin babamla aranızdaki bir sorun olmak istemiyorum. Beni anlıyorsun değil mi? Ya sorgusuz sualsiz sevmek istiyorum. Ben biri ne der, babam ne der, annem ne diyecek diye düşünmek istemiyorum. Beni anla. Ben senin yanında kendim olmak istiyorum. Bir şey düşünmeden seni sevmek istiyorum. Hesap yapmadan. Senin yağmurun olmak istiyorum. Anlıyorum Yağmur. Anlıyorum. Hakkım beni yanlış anlamıyorsun değil mi? Ben seni kırmak istemiyorum. Yağmur birini seviyorsam onu hayatıma yatırırım. Sevmek benim için bu. İsminin geçmediği bir cümlede gidecek zaman kullanmaman demek. Doğrudur. Senden istediğim hayatının tamamı. Karşılığında vereceğim, ortaya koyacağım da kendiminki. Yani benim hayatım. Bu mesele öyle kafa karışıklığına gelmez. Ya tam içeridesin ya da dışarıdasındır yani. Bir arası bir ortası yok. Sen bir adım içeri atıyorsun. Ama dışarıda kalmak istiyorsun. O kapı yüzüne kapanır Yağmur. Sen olduğun gibi kal. Üzülme. Üzülme.
Pişman edeceğim oğlum senin şu yaptığın şeye. Görüşeceğiz seninle. Son er. Akgün. Ya. Ya. Yağmur, senin ne işin var burada ya? Sen misin? Soner gönderdi beni. Ay Soner, ay, ay Soner. Yağmur bak, burada olmam bile çok tehlikeli. Lütfen, ne yapıyorsun sen ya? Lütfen gider misin? Git. Akgün, gitmeyeceğimi sen de biliyorsun. Bak tamam, ben şimdi bu kapıyı açacağım ama bana her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Yağmur bak. Akgün, buradan çıkmak istiyor musun? Ha? Tamam. Tamam. Güveneyim mi sana? Tamam. Gel sen. Ya gel şuraya ya. Tamam, yanındayım ben senin. Ama sen yapmadın Akgün. Yani bunu anlatmanın bir yolu olmalı. Yok Yağmur, hiçbir yolu yok. Adamı benim silahımla vurdular. Bir de kaçarken polise çarpmıştım. Ben seni hiç dinlemeyecektim. Gidip babama her şeyi anlatacaktım. Yağmur, şu an bunları konuşmamızın hiçbir faydası yok. Polisler beni gördükleri yerde takacaklar, yapıştıracaklar bileklerime kelepçeyi. Ondan sonra verildiğini hapis. Dava süresince masum olduğumu anlatmakla geçecek. Bütün evre masum olduğumu anlatmakla geçecek. Bomboş. Gidelim. Babama söyleyelim. Bak babam zaten biliyorsun, inanır senin masum olduğunu. Yağmur, inansa da bir şey yapamaz adam. Savcı yani yine kanunu dinleyecek. Adam savcı, yapacağı hiçbir şey yok. Ama bunu yapanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Çok ağır ceza keseceğim onlara. Anlatabildim mi? Ondan sonra gireceğim içeriye ben. Ne yapacaksın? Bile bile ölüme mi gideceksin? Ne yapayım? Yaptıkları yanlarına kar mı kalsın Yağmur? Ne yapayım? Sen söyle bana. Nasıl yapacaksın Akgün? Öldürecek misin? Onlar gibi katil mi olacaksın sen? Ha? Tabii ölmezsen. Sonra? Bunun sonu gelmeyecek mi? Onlar da karşılık verecek, kimin kime gücü yeterse. Neye dönüşeceksin peki sen? Başka bir Selçuk Taşkın, yeni bir Ali Sadi mi olacaksın? Akgün, bana bak. Bak sen bu değilsin. Sen bu yola o yüzden girmedin, tamam mı? Sen bu yola babamı korumak için girdin. O yüzden o yolda daha fazla durma. Gel yanıma. Gel aydınlıkta dur. Ortada duramıyorum ki. Tamam, biliyorum çok zor. Ama doğru yolu bulmak zorundasın Akgün. Gerçekten böyle mi olsun istiyorsun? Senin için doğru olan bu değil mi? Haklısın. Hadi o zaman. Yağmur. Ben savcıma bir söz verdim. O yüzden şu an yapmak isteyip yapamadığım o şeyi yaptım say. Yaptın saydım.